Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Klasik hafta sonu hisse değerlendirmelerimizde bugün bu videoda Aselsan, Ereğli, Kardemir hisselerini sırayla inceleyeceğiz hep birlikte. Teknik açıdan Aselsan hissesinde hafta içerisinde Twitter'daki hesabımızda bu bölgede bırakmış olduğu bir gap boşluğu var. Burayı alma ihtimaliyle alakalı konuşmuştuk. Yani bir türlü yukarı doğru ivmelenmesini devam ettirememişti. Önceki hafta başında bıraktığı bu gepli açılışla birlikte hisse daha sonrasında yatay bir bölge içerisinde fiyatlamayı devam ettiriyor. Kendi açılışının en dip noktası olan bölgenin altında kapanış yapmamayı becerdiğini söyleyebiliriz teknik açıdan. Bu fiyatsal rakam olarak baktığımızda ise hisse fiyatlamasında en düşük seviyesi 61.30 seviyesinde olduğunu görüyoruz. 61.30 haliyle bu bölgede takip edilmesi gereken yakın destek seviyesi olarak karşımıza çıkacaktır. Bu bölgenin üzerinde durduğu sürece hisse fiyatlaması üst bölümde ise şu bölgede oluşturduğu fiyatsal rakamla birlikte bir realize bölgesi, dinlenme alanı oluşturduğunu görüyoruz kendisine. 61.30 ve 64.55 aralığında gitgeller yaşayarak bu bölgede tutunmaya çalışan, işte kendisine RSI 50 seviyesinde momentum, yine 50'nin üzerinde 70'li seviyelere doğru ilerleme çabasında olduğunu görüyoruz teknik açıdan. Bu bölgeyi yukarı doğru ittirip eğer aşırı alım bölgelerine geçiş yapabilirse teknik açıdan üst bölümde de 64.55 direncini aşabilirse ikili tepe zirvesine doğru gitme eğilimi gösterecek bir görüntüye şahit olabiliriz bu bölgede. Yine aynı bölgenin bir tık altında zaten şu geçmişteki bir çanak hedefi vardı, burayı gördü. Bunun düzeltmesi sert bir şekilde olmuştu. Tekrar toparlama eğilimine geçtiğini görüyoruz. 61.30 altında ise 59'lu seviyelerdeki gapı almaya inebilir arkadaşlar. Burayı da bu şekilde takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum teknik açıdan. Çünkü baktığımızda yakın trend desteği olarak ifade ettiğimiz şu kırmızı trend desteğinin sağına geçmiş durumdayız. Yatayda kalması şu an için her ne kadar iyi gibi gözükse de teknik açıdan trendi dinlenme bölgesine çektiğini görüyoruz. Bu bölgede dediğimiz gibi 61.30 önemli destek bölgesi olarak izlenecek pozisyonda. Alt bölümde 60.50 MA21 seviyesi destek olarak alt bölümde beklemekte. Yine hemen sistemsel olarak baktığımızda hisse fiyatının şöyle biraz küçülttük baktığımızda aylık pivot değerinin üzerinde güçlü bir şekilde yukarıda gücünü koruduğunu görüyoruz. Hemen Hull sistemine de bir değerlendirme için baktığımızda Hull 14 fiyatın üstüne çıkmış durumda, aşağı doğru bir baskılama söz konusu ama teknik açıdan da Hull 50 yüzeyi yukarı keserek güçlü alt bölümüne geçebilir. Bu noktada teyit için bahsetmiş olduğumuz alana geri dönme ihtimali söz konusu olabilir fiyatın. Geri çekilmelerde özellikle RSI 50 seviyesinin destek olarak çalışıp çalışmayacağı önemli olacaktır. Bu bölgede eğer gelip RSI 50 seviyelerine, işte 59-80 seviyelere kadar geri çekilerek buradan tekrar bir zıplama yapabilirse, bir spring alırsa hisse fiyatı teknik açıdan üst bölgedeki 64-55 zirvesini kırıp üst 69-80-70'li fiyatlara gitme ihtimali güçlendirecektir diye ifade edelim Aselsan hissesi için. Evet, hemen Ereğli hissesine geçelim teknik açıdan arkadaşlar. Şöyle bir görüntüyü bir netleştirme adına çizgiler falan bir kaldıralım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ereğli hissesi aslında oldukça uzun bir süredir belli bir yatay bandın üzerinde, 40'lı seviyenin üzerinde durmak için her şeyi yaptığını söyleyebiliriz. Bu bölgede RSI düşen kırılımına çok yaklaştı. 50'nin üzerine atması oldukça pozitif. Hisse fiyatlaması teknik açıdan şu bölgedeki 41.80 fiyatı ile baktığımızda 40.04 fiyatı arasında bir realize bölgesi, yani bu artık filama, bayrak adına ne koyarsanız onu yapmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Şöyle bir üçgen içerisinde oluşturmaya çalıştığı bir toba görüntüsü de var. Bu bölgenin üzerinde, yani 41.50'li fiyatların üzerinde hareket alanını 44-48 bandına doğru çıkartma ihtimalinin güçlü olabileceğini söyleyebiliriz teknik açıdan. Özellikle aylık pivot değeri olan 41.52 seviyesinin üzerindeki günlük kapanışlar hisse fiyatlamasını 42.30-43.80'li seviyelere götürme ihtimalini güçlendirecektir. Yine bu bölgede baktığımızda Hull 14.50-100 alt bölümde güçlü destek olarak çalışma ihtimali var.
14'ün üzeri 40-68 üzerinde kalıcılığı önemli olacaktır. Teknik açıdan bu bölgedeki alanı üste kırabilirse zaten yatay destek ve direnç bölgeleri grafikte mevcut. Üst değerlere doğru gitme eğilimini göstereceğini net bir şekilde görebiliyoruz ve söyleyebiliyoruz. Bu noktada özellikle RSI'nin dük olma hali takip edilebilir diye ifade etmiş oldum. Hemen gelelim Kardemir hissesine. Kardemir hissesinde de arkadaşlar biliyorsunuz yatay bölgeyi bir kırma denemesinde bulunmuştu hafta içi. Fakat bu bölgeyi kıramadığını görüyoruz. Tekrar bir dikdörtgen formasyonun içine giriş yaptı teknik açıdan. Bu bölgeyi tekrar üste taşıyıp deneyip deneyemeyeceğini göreceğiz. RSI aşağı 50 bandına doğru bir inme eğilimi gösterdiğini net bir şekilde görüyoruz. Bu bölgeyi eğer bu şekilde devam ettirecekse hisse fiyatlamasında teknik açıdan biraz geri çekim, fiyatın da geri çekilmesine sebep olabilecektir. Yani buraya o şekilde dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Özellikle RSI 50 bandının altında negatif baskı arttırarak tekrardan yatay bölgeye doğru bir geri çekilme gerçekleşebilir. Teknik açıdan bu bölgenin şuradaki hani dip bölge alanları destek olarak çalıştırılma ihtimali şöyle diyelim. Şu bölgede fazlaca bir temas alanı var. 18.90 üzerinde hissenin kalıcı olması önemli olacaktır. Teknik açıdan 19-18 desteği var. EMA21 desteği 4 saatlikte. Bu bölgenin altında dediğimiz gibi 18.90'a kadar geri çekilmeler, hatta ihlalli 18.74'e bir temas söz konusu olabilir teknik açıdan. Potansiyel olarak bu görüntüyü sergilediğini görüyoruz. Yukarıda 19.99, 20, 20.70, 20.27 dirençleri ve zirvesel rakam olarak şu bölgede 20.40'lar var. Bu bölgeleri aşıp üzerindeki kapanışlarda ise R2 seviyesi olan 21.99 seviyesine doğru gitme eğilimi gösterecektir. Teknik açıdan Kardemir hissesi bu bölgede oldukça uzun zamandır duruyor. Yani yılbaşının önünden beri, Aralık ayından beri bu bölgeyi dinlenme alanı olarak kullandı. Ve günlük periyotta bakalım soğuma ne alemde diye şöyle genel resmi gösterecek olursak arkadaşlar, fiyatsal olarak şöyle hareketi biraz daraltalım. Hani teknik açıdan aslında burada bir hareket alanı var ve bir bayrak oluşturduğunu net bir şekilde görebiliyorsunuz sanırım. Bu bölgenin içerisinde, hani formasyon içerisinde biz formasyonlar aradığımız için ana görüntüyü de hafızadan silmemek lazım. Teknik açıdan baktığımızda hemen şuradan böyle bir filamo boyu alıp bunu yukarı doğru taşıma eğilimini gösterirsek arkadaşlar, hani güzel zirve hareketlerini yönetebilecek, yukarı doğru ittirebilecek bir formasyon oluşturduğunu net şekilde görüyoruz. Yani teknik açıdan hisse fiyatını şu bölgeden yukarı çıktığında özellikle şöyle işaretlemiş olalım. Yani 20'li fiyatların üzerinde Kardemir hissesinde pozisyon almak, üzerinde durmak önemli olacaktır teknik açıdan. Yine baktığımızda RSI 50 seviyesine yaklaşan günlük periyotta bir görüntü sergilense de şu bölümde baktığımızda RSI'yi yatay bölgeyi koruyarak arkadaşlar 70'li seviyelerden, 75'li seviyelerden getirdiği nokta 57'li, hatta şu bölgede 53'lere kadar indirmişler. RSI soğumasına devam etmiş. Bakalım bu bölgeyi eğer aşağı kırarsa gerçekten sıkıntı olur tabii ki, ama hani bu bölgeyi bu kadar işledikten sonra ve kırılımı da gerçekleştirdikten sonra bir tur daha yukarı ittirerek klasik yatay hedefleri olan 21.70, 26.83 ve hatta artık şu bölgeye şunu da ekleyebiliriz, 33'lü seviyelere gitme ihtimalini güçlendirmiş bir görüntüye sahip olduğunu görüyoruz Kardemir hissesinde. Evet arkadaşlar, Aselsan, Ereğli ve Kardemir hisselerini değerlendirmeleriyle karşınızdaydık. Umarım faydalı bir değerlendirme olmuştur. Herkese bol kazançlı bir hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta için kendinize iyi bakın arkadaşlar.